Vermila, kabusların Daedric prensidir. Fanilere rüyalar vasıtasıyla ulaşan bu prens, diğer prenslere kıyasla daha zalim kabul edilir. Çünkü kurbanları uyurken onlara rüyalarında işkence yapmayı sever. Ahlaklı bireylerden nefret eder. Güç için cinayet işlemeyi göze alanları ise takdir eder. Uykuya dalan her fani, Vermila'nın potansiyel kurbanıdır. Takipçileri de gerekli dualarını ettikten sonra uykuya dalar, böylece efendilerinin diyarına gitmeyi ümit ederler. Vermila bir kişinin rüyasına girip ona musallat olduğunda, kişinin korkularını kullanarak kurbanıyla eğlenip psikolojik işkenceye başlar. Rüya ilerledikçe daha da korkunç olmaya başlar. Hatta bu prens kişilerin anılarını bu anlarda çalabilmektedir. Çaldığı anılarla ne yaptıysa bilinmiyor. Prensin Oblivion diyarı Quagmire'dir. Burası kabusu andıran loş ve korkutucu bir ortamdır. Vermila buradan fanilerin rüyalarına girip onları rahatsız eder. Kabus gören kişiler de bu diyara gelip hayatlarının korkularıyla yüzleşirler. Morian Zenas isimli usta büyücü bilinci yerindeyken burayı ziyaret etmiştir. İkinci çağ 582 tarihlerinde 3 sancak savaşı sürerken Vermila Daggerfall Covenant'ın Stormhaven bölgesine musallat olur. Bir diğer Daedric Prens Azura ise bunu önlemek için kendi tarikatını bölgeye gönderir. Azura'nın rahipleri rüya görmelerini engelleyecek olan iksirlerin üretimine başlar. Lakin Vermila'nın piyonları galip gelir ve bölgedeki halkın rüyalarını kontrol ederler. Vares şehrinde ikamet eden Ulu Kral Emerick de kurbanlardan birisidir. Fakat Elder Scrolls Online oyununda oyuncunun görevi bu kabuslara bir son vermektir. Bu amaçla Kral Emerick'in rüyasına girip onu kurtarmaya çalışır. Emerick kabuslarında 3 sancak savaşında başarısız olduğunu ve giyotinde infaz edileceğini görmüştür. Fakat bunların hepsi Vermina'nın bir kandırmacası olduğu için her şey rüyadan ibarettir. Vermila ilginç bir şekilde isminin faniler tarafından bilinmesini istemez. Buna en büyük kanıt yine 2. çağ 582 tarihlerinde Skyrim'in doğu bölgesinde Skald's Retreat adında ozanların yaşadığı bir köye musallat olmasıdır. Burada bir ozanı etkisi altına alan Vermila, ozana kadim bir şarkı söylettirerek diğer tüm ozanların bilinçlerini kaybetmelerini ve bu köyü kendi diyarı Quagmire ile birleşmesini sağlamak istemiştir. Köye gönderdiği askerlerine kendi adının geçtiği tüm kitapları ve parşömenleri yok etmelerini emretmiştir. Vermila 4. çağda Skyrim'deki Seher Yıldızı şehrinde de etkisini göstermiştir. Şehrin yakınlarındaki Gece Gözcüleri Tapınağı sıkıntının kaynağıdır. Seneler önce Vermila takipçilerinin yuvası olan bu tapınağa bir grup ork haydutu saldırmış ve tapınaktaki rahipler de son çare olarak herkesi uyutacak olan miasma gazını salmıştır. Bu gaz da zamanla Seher Yıldızı şehrini etki etmiştir.